Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde Gibi dizisi üzerinden Perfect Tense'leri ele almak istiyorum. İlginç bir konu başlığıyla karşınızdayım. Perfect Tense'ler malumunuz İngilizce'de en çok kafa karıştıran konu başlıklarındandır. Bir türlü akıllarda netleşmez. Dolayısıyla iki dil arasında tam bağlantıyı kurabilmek adına Gibi dizisinden bir parça göstereceğim, bir kesit göstereceğim. Orada muazzam bir şekilde Perfect Tense'leri ele almışlar, belki bilerek ya da bilmeyerek. O kesit üzerinden Perfect Tense'lerin Türkçe'de nerelerden için nasıl kullanmamız gerektiğini az çok anlamaya çalışacağız. Evet, şimdi ilk başta dizimizin kesitlerini lütfen izleyelim. Lan sen işten mi çıktın? Evet, 2 ay oldu abi. Lan niye söylemiyorsun? Böyle bir şey söylenmez mi ya? Ne oldu? Mustafa abi dövüyordu beni. Ne? Dövüyor muydu lan bayağı? Dövüyordu. Bu yüzden söylemedim işte. Çok özür Baksana. dilerim, sinirim bozuldu Ersoy ya. Dayak yiyormuş ya. Dayak. Lan ben de güldüm ama yani çok sinir bozucu bir şey değil mi abi? Mustafa abi dövüyormuş çocuğu. Mustafa abi beni dövdü dese anlarım. Hani bir kere dövdü, ben de çektim kapıyı çıktım olur. Dövüyordu ne demek lan, bu bir süreç yani. Bir süre dayak yedin demek ki sen. Kim bilir ne zamandır devam ediyordu ya. Bunu demek ki yani biz de dövsek bir süre dövebiliriz yani bunu. Evet. Evet. Şimdi yazıyı çıkartayım. Şöyle bir, şurası şöyle kalsın. Şimdi arkadaşlar, perfect tense bu konuşmaların neresindedir? İlk başta onu bir tespit edelim. Mantığını anlamaya çalışalım. İlk cümleyle başlayalım isterseniz. Sen işten mi çıktın diyerek soru soruyor. Bu zaten geçmiş zamanı değil mi? Yani geçmişte bir kere işten çıkarsınız. Yani böyle bir sürü hani yemek yeme süreci gibi gerçekleşmez. Bir kere kapıyı kapatır çıkar gidersiniz değil mi? İşten çıkma. Dolayısıyla bu geçmiş zaman sorusu. Yani sen işten mi çıktın diye soru soruyor. Evet, 2 ay oldu abi diyor ya. 2 ay oldu. Bakın burada 2 ay olması 2 ay önce işten çıkmış değil mi? Yani işten çıktığı günden itibaren şu anda bu diyaloğun devam etmekte olduğu ana kadar 2 ay oldu değil mi? Dolayısıyla siz bu cümleyi present perfect tense ile kurmanız gerekiyor. Evet, 2 ay oldu kısmını present perfect tense ile kurmak mecburiyetindesiniz. Buradaki oldu kısmı belki geçmiş zaman cümlesiymiş gibi durabilir. Ancak diyaloğun şu anda gerçekleşmekte olduğundan dolayı present yani geniş zaman dili olduğundan dolayı da perfect. Geçmişin şu ana yansıması yani 2 ay önceki olayın bugüne kadar gelen hani 2 ay öncesinden başlayan olayın bugüne etki yapması 2 ay oldu. Mesela siz kaç yıldır evlisiniz? Yani eğer evliyseniz buna bir cevap vermeye çalışın. Kaç yıldır evlisiniz? Diyelim ki 10 yıldır evlisiniz. Yani şu anda ben bu soruyu sordum. 10 yıl önce siz evlenmişsiniz. Şu anda siz diyorsunuz ki ben 10 yıldır evliyim. Yani 10 yıldır evli olduğunuzdan bahsediyorsunuz. Yani I have been married. I have been married. Yani ben evliyim. 10 yıldır evli olduğunuzdan bahsediyorsunuz. 10 yıl oldu demiş oluyorsunuz arka planda. Dolayısıyla bu cümleyi de siz present perfect tense ile ifade etmeniz gerekiyor. Peki biz bunları nasıl ayırt etmemiz gerekiyor dersiniz şu şekilde. Eğer sadece geçmişteki olaydan bahsediyorsanız eğer, geçmişte olay, mesela işten çıktım değil mi? Tamam, işten çıktım ben. Geçmişte bir kere yaptım, tamamlandı, bitti. Eğer niyetiniz tamamen geçmişten bahsetmekse past simple kullanmanız gerekiyor. Yani zaman belirterek de yapabilirsiniz bunu. Geçen hafta, geçen sene, geçen ay, geçen gün, 2 saat önce şeklinde böyle zaman belirterek geçmişten tam net bahsettiğinizi muhatabınıza bildiriyorsanız evet orada past simple kullanabilirsiniz. Dil olsun, mışlı olsun problem değil. Geçmişinizden bahsediyorsanız, geçmişte bitmiş, tamamlanmış olaydan bahsetmek istiyorsanız past simple. Ancak zamanı belirtilmeden ağzımızdan çıkan çoğu cümlelerin dili cümleler present perfect tense'e tekabül ediyor. Lan niye söylemiyorsun? Böyle bir şey söylenmez mi ya? Ne oldu? Diye soru soruyor. Bunlar sıradan sorular. Birazdan bunların hepsinin İngilizcesine bakacağız arkadaşlar bu arada. Esas ben perfectleri bir ön plana çıkartayım da şurada present perfect'i gördük. Şimdi İşin en kırılma noktasına geliyoruz arkadaşlar. Mustafa abi dövüyordu beni. Bakın. Mustafa abi dövüyordu beni cümlesinin üzerine biraz derinlemesine düşünmeye çalışın ki zaten bu sahnenin kendisi bu cümle üzerine kurgulanmış. Ben buraya niye soru işareti koymuşum ya neyse. Yazım hatası. Mustafa abi dövüyordu beni derken bu olay bir kereliğine mahsus bir olay mı? Yani bir kere mi dövdü?
Yoksa geçmişte Ersoy işe başladığı günden itibaren şurada işe başlamış. Mesela şurada da işten ayrılmış. Şu iki nokta içerisinde geçmişte bu süreç devamında dövüldüğünü anlarsınız değil mi? Bu cümleyi bu şekilde duyduğunuz zaman bunun bir kereye mahsus olmadığını hemen anlarsınız. Cümle bu haliyle dinleyiciye otomatikmen bir süreç mesajını veriyor ki bunun üzerine zaten bayağı bir konuşuyorlar. Mustafa abi dövüyordu beni. Bu cümlemiz past perfect continuous tense'e tekabül ediyor. Birazdan İngilizcesine de bakacağız. Yılmaz da diyor ki ne? Dövüyor muydu lan diyerek İkkan soru soruyor. Dövüyor muydu lan bayağı? Yani bakın dövüyor muydu? Yani bu yine işe girdiği günden itibaren işten ayrılacağı o döneme kadar, o ayrıldığı güne kadar, o aralıklarda yani kaç kere dövdüğünü bilmiyoruz. Yani o süreç devamında dövüyor muydu? Bu da past perfect continuous sorusu. Dövüyordu. Bu yüzden söylemedim işte. Bu da yine aynı süreç içerisinde olduğundan dolayı past perfect continuous cümlesi. Bu yüzden söylemedim işte. Bu past simple, geçmiş zaman cümlesi. Çok özür dilerim, sinirim bozuldu Ersoy ya diyor. İlkan tam bu sıradan cümleler. Dayak yiyormuş ya. Mesela bu da yine aynı süreç içerisinde değil mi? Yani o süre zarfında dayak yiyormuş. Bunun dillendiriyor, dayak yiyor. Bu tarz cümleler aklınıza geldiği zaman işin içerisinde bir sürecin var olduğunu da hemen hissetmeniz gerekiyor ki bunun tam İngilizce karşılığını işte perfect tense'lerle elde edebilirsiniz. Dayak yiyormuş ya cümlesi bir kereliğine mahsus bir dayak yeme değil. Geçmişte bir olay var, orada bir kere dayak yedi gitti, öyle değil. Birden fazla dayak yemeler silsilesi var işin içerisinde, onu dillendiriyor. İlkan devam ediyor. Lan ben de güldüm ama çok sinir bozucu değil mi abi falan. Mustafa abi dövüyormuş çocuğu. Burada da var. Mustafa abi dövüyormuş çocuğu. Burada da bir süreç var. Mustafa abi beni dövdü dese anlarım. Bakın bu bir kereliğine mahsus değil. Mustafa abi beni dövdü. Bu da iki farklı şekilde kullanılabilir. Bir, bakın olayların akışına iyi şekilde dikkat edin. Nereden için nasıl kullandığınız çok önemli. Tensleri tam tespit edebilmeniz için. Geçen hafta Mustafa abi beni dövdü dersem, geçen haftada yaşanmış, bitmiş, tamamlanmış bir olaydan bahsettiğimden dolayı ve zaman belirttiğimden dolayı past simple tense ile ifade etmem gerekiyor. Geçmiş zaman ile. Neden? Çünkü geçmişten bahsediyorum. Ama şimdi ben yanınıza geldim, böyle yüzüm morarmış, böyle ağzım dağılmış. Böyle geliyorum. Siz de diyorsunuz ki ne oldu? Mustafa abi beni dövdü. Bu present perfect tense cümlesi. Neden? Şu anda gözüm morarmış bir şekilde yanınızda duruyorum ve bilmem işte bir gün önce ya belki birkaç saat önce Mustafa abi beni dövdü ve olayın etkisi halen de üzerimde. Gördüğünüz gibi gözüm morarmış bir şekilde ve şu anda yani geniş zamanda siz bana soruyorsunuz ne oldu gözüne diye. Ben de diyorum ki Mustafa abi beni dövdü. Şu anda söylediğimden dolayı present, dövdü dediğimden dolayı da perfect, yani dili olmasından dolayı perfect. Neyse biz devam edelim. Mustafa abi beni dövdü dese anlarım. Hani bir kere dövdü. Ben de çektim kapıyı çıktım olur. Bunların tümü past simple cümleleri, geçmiş zaman cümleleri. Bir kere dövdü işte kapıyı çıktım gittim olur. Dövüyordu ne demek lan? Bakın işte dövüyordu. İşin içerisinde bir süreç var. Devam ede giden bir süreç var. Dövüyordu ne demek lan? Bu bir süreç yani. Bir süre dayak yedin demek ki sen. Yani bunun kendisi mesela bu past perfect continuous tense'i neredeyse birebir tanımlıyor. İlkan da ekliyor. Kim bilir ne zamandır devam ediyordu. Evet. Bakın. Kim bilir ne zamandır devam ediyordu. Yani Mustafa abi dövüyordu beni derken Ersoy tek bir cümlesiyle işin içerisinde süreci bol miktarda vurguluyor. Yani bu bir kere olmadı. Bayağı oldu anlamında. Kim bilir ne zamandır devam ediyordu. Yani bunu demek ki yani biz de dövsek bir süre dövebiliriz yani. Neyse. Şimdi gelelim bu diyaloğun İngilizcesine. Ulan kelimesi, lan kelimesi İngilizce'de damn olarak söylenir. Damn diye yazılır ama neyi söylemiyorsunuz? Damn anlamında. Ancak İngilizcenin de biraz kültürünü, ele Amerikan kültürünü biraz daha baz aldığımız zaman hani lan sen işten mi çıktın diyerek soru sorarken hani başlangıçtaki lan kelimesi Amerikan İngilizcesinde bir ihtimal yani ses ifadesi olarak yo şeklinde olabilir ya da damn olmaz herhalde ya. Yani yo neyse. Did you quit your job? İşten mi çıktın? Did you quit? Yani işten mi ayrıldın? Past simple cümlesi. Yes. It's been 2 months, brother. Önemli olan bizim için buradaki perfect tense'ler. It's been. It has been 2 months.
İki ay oldu. Present perfect cümlesi. Why didn't you tell this? Neden bunu söylemedin? Why didn't you tell this before? How can you not say something like that? Böyle bir şey nasıl söylemezsin? What happened? Ne oldu? Geçmiş zaman cümlesi. Brother Mustafa had been beating me. Mustafa abi dövüyordu beni. Tense'in temel formülü had been fiilin ing'li hali. Mesela beat dövmek ya da dövülmek, dayak yemek anlamına geliyor. ING ekini eklediğimizden dolayı dövüyor. Yani ING'nin Türkçe karşılığı yor eki değil mi? Dolayısıyla had been beating demek dövüyordu anlamına geliyor. Uyuyordu demek istiyorsunuz mesela. Had been sleep, ing, sleeping. Had been sleeping, uyuyordu. Çalışıyordu demek istiyorsunuz. Nasıl söyleyebilirsiniz? Had been working. Neyse biz cümleye şu şekilde baktığımız zaman Brother Mustafa had been beating me. Yani bu cümleyi siz duyduğunuz zaman sizden beklenilen temel beklenti şu. İşin içerisinde bir sürecin var olduğunu Ersoy'un Mustafa abi tarafından bir kere değil bayağı bir süreç devamında dayak yediğini anlamanız gerekiyor. Şimdi burada ilginç bir şey göstereceğim arkadaşlar. İngilizler olay bir kereyle mahsus olduğu zaman past continuous tense'i kullanırken belli bir süreç içerisinde devam edip biten yani geçmişte belli bir süre devam edip biten olayları ifade etmek istedikleri zaman past perfect continuous tense'i kullanmayı tercih ediyorlar. Ancak Türkçe'de biz her iki olay için de aynı yapıyı kullanıyoruz. Ama bu bizde iletişim kopukluğunun yaşanmasına neden olmuyor. Her türlü anlıyoruz. Hatta bunun gırgır şamatası da yapılıyor ki burada yapılıyor mesela. Süreçli cümleler, süreçsiz cümleler hiç fark etmez. Her ikisinin de aynı yapıda Türkçe'de ifade edilebiliyor. Ancak İngilizce'de öyle değil. İngilizce'de eğer karşınızdaki kişi size şu şekilde söylüyorsa Brother Mustafa had been beating me derse anlayın ki evet Mustafa abi bunu bayağı dövüyordu. Geçmişte bir süre bir güzel dövmüş bunu. Peki. Ben past perfect continuous tense'i bu şekilde kullanmak istemiyorum. Past continuous tense ile söylersem ne olur? Elma armut mu olur? Karşındaki kişi beni anlamaz mı derseniz eğer. Hayır arkadaşlar. En son söyleyeceğim şeyi şimdiden söyleyeyim de. Siz past perfect continuous tense'in yerine gündelik hayatta halk arasında İngilizce konuşurken past continuous tense ile kendinizi ifade edebilirsiniz. Yani illa Brother Mustafa had been beating me demenize gerek yok. Brother Mustafa was beating me. Yani Brother Mustafa beat me de diyebilirsiniz. Yani beaten. Yani beat, dayak yemek ya da dövmek, dövülmek. İkinci hali de beat, üçüncü hali beaten. Dolayısıyla past continuous tense'i kullanabileceğiniz gibi past simple da kullanabilirsiniz. Karşınızdaki sizi her türlü anlayacaktır. Peki böyle bir durumlarda normal halkın tercihi hangisinden yana derseniz eğer yani normal halk evet kendisini böyle past perfect continuous tense ile zorluyor mu derseniz hayır. Halkın çoğunluğu kendisini böyle perfect tense'lerle pek fazla yormaz. Özellikle Amerikan halkından bahsediyorum. Bu tarz durumlar yerinde büyük ihtimalle past continuous tense'i kullanır geçerler. Bakın bu tamamen tercih meselesi. Dolayısıyla sizin tercihiniz hangisinden yanaysa onu kullanın geçin. Tavsiyem budur. Brother Mustafa had been beating me. What? Dude. İşte oğlum. Dude, had he really been beating you? Gerçekten yani bayağı dövüyor muydu la falan. Had he really, gerçekten, been beating you? Seni bayağı dövüyor muydu? Bu soru da kendi içerisinde süreci barındırdığından dolayı past perfect continuous tense cümlesi yani soru cümlesi. Sorunuzun içerisinde süreci tam vurgulamak isterseniz bu şekilde de sorabilirsiniz. Hayır ben kendimi zorlamak istemiyorum. En basitini kullanmak istiyorum derseniz. Was he really beating you şeklinde past continuous tense soru cümlesiyle sorunuzu sorabilirsiniz. Karşınızdaki de sizi %1500 anlayacaktır. He had. Dövüyordu. Soruya kısaca cevap he had. Yani past perfect continuous sorusuna kısa cevap he had. He had been beating me. That's why I didn't tell you. Bu yüzden, işte bu yüzden ben size söylemedim. Look, ya baksana diyerek şeye gösteriyordu. İlk kanı gösteriyor. I'm so sorry, yani çok özür dilerim diyor. My nerves are just shot, Ersoy. Yani sinirlerim bozuldu anlamında. Bunun yerine de farklı tabirler kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ersoy kalkıp gittikten sonra Yılmaz diyor ki, he had been being beaten. Dayak yiyormuş ya. Diyor ya dayak yormuş. Burada da mesela çok nadiren kullanılan past perfect continuous passive yani
dayak yiyormuş cümlesini İngilizler ifade etmek istedikleri zaman edilgen yapıda ifade etmeyi tercih ederler. Yani aktif olarak değil, pasif cümlesiyle. Yani o dövülüyormuş Mustafa abi tarafından şeklinde. Yani o dövülüyor. He had been being beaten. Bu past perfect continuous passive cümlesi ki çok nadiren karşılaşırsınız. Peki bunun orijinal ya da ne bileyim en yaygın haliyle ne olabilir derseniz he had been beaten diyebilirsiniz. Past perfect passive cümlesi olabiliyor. Eğer bu da zor geliyorsa he was being beaten şeklinde past continuous passive ile yine aynı mesajı verebilmiş olacaksınız. He was being beaten. Dövülüyormuş, dayak yiyormuş. Hani biz dayak yemek, tamam bir tabiri olarak bunun İngilizce karşılığında yani tam anlamıyla bir tane dayak var onu kemiriyormuş gibi değil. Onlar dövmek yani dövülmek fiilini kullanmayı tercih ediyorlar. Yani beat. I beat him dersen evet ben onu dövdüm ya da yendim anlamlarına da geliyor yeri geldiği zaman. Evet bu cümleyi siz past continuous passive ile de yapabilirsiniz. He has been being beaten. Mesela burada da ben present perfect continuous passive tense ile ifade etmeyi tercih ettim. Türkçesinde Yılmaz diyor ki dayak yiyormuş. Dayak yiyor. İkincisi dayak yiyor. İşte he has been being beaten. Süreci vurgulamak istediğim zaman bu şekilde present perfect continuous passive tense'e ihtiyaç hissediyorum. Ancak olayın akışında, olayın bağlamında muhatabın beni her türlü anlayabilmesini sağlamak adına basit tense'ler de kullanabilirim. Ne olabilir? Present continuous passive kullanabilirim. He is being beaten şeklinde. He is being beaten ya dayak yiyor. Çocuk dayak yiyor. He's being beaten. Aradaki şu küçük farklılıkları algılayabiliyorsunuz değil mi? Yani birinde süreç var, diğerinde düz cümle. Düz cümle olmasına rağmen olayların akışından dolayı evet düz cümleyle sürecin vurgulanmak istendiği anlaşılabiliyor. Ki Türkçesinde tam da bu olayı yaşıyoruz. Türkçede düz bir cümle var. Mustafa abi dövüyordu beni. Düz cümle. İşin içerisinde yani süreci vurgulanmıyor. Ancak cümleyi duyan Yılmaz ve İlkan onları böyle analiz ettikleri vakit yani parçalarını böldüğü zaman işin içerisinde süreç çıkıveriyor. Yani sürecin vurgulanmak istendiği anlaşılıyor. Aynı şey İngilizce için de geçerli. Siz present continuous ya da past continuous tense ile ifade ettiğiniz zaman karşınızdaki eninde sonunda olayın akışından evet süreç vurgulamak istediğinizi anlayacaktır. Hayır ben onun böyle düşünmesine ihtiyaç bırakmayacak şeklinde cümlemle birlikte ben tam süreci vurgulamak istiyorum diyorsanız hay hay işte perfect tense'ler karşınızda. Karşınızdaki muhatabınızı pek fazla yormadan açık ara kendi mesajlarınızı net bir şekilde süreci vurgulayarak ifade etmiş olacaksınız. İlkan da diyor ki damn I laughed. Ulan ben de güldüm diyor. Damn I laughed. But man isn't that really annoying. Ama abi diyor. Ama abi yani bu gerçekten sinir bozucu değil. Yani isn't that really annoying. Brother Mustafa had been beating him. Veya brother Mustafa was beating him. Veya genel durumu tamamen ifade etmek için, genelleme yapmak için brother Mustafa is beating him. Ya da brother Mustafa beats him şeklinde de söyleyebilirsiniz. Genel durum bu. Mustafa abi çocuğu dövüyor. Hangisini tercih etmek isterseniz. I would understand. Ben anlardım. Understand, anlamak. Would, dili kısmı. Yani mesela I would go dersem giderdim. I would go to my grandmother's house after school when I was a child. Çocukken okul çıkışlarında anneannemin, babaannemin evine giderdim. Hakikaten de öyle. Babaannemin evine giderdim. Neden? Çünkü bir acuka yapardı. Müthiş tadı. Sırf yemek için giderdim. İşte giderdim diyebilmem için I would go demem lazım. Burada da I would understand yani anlardım diyor. If ise de eğer şöyle deseydi hani anlardım. Brother Mustafa beat me. Yani Mustafa abi beni dövdü dese anlarım. Hani you know hani he beat me once so I pulled the door and left. Çektim kapıyı çıktım olur. Yani onu diyor. What do you mean he had been beating me? Dövüyordu ne demek lan? Sorusunu bu şekilde soruyor. What do you mean? Ne demek? He had been beating me. Beni dövüyordu. Past perfect continuous. Sorusu. I mean, yani this is a process. Yani bu bir süreç. Process. Süreç. It means, yani bu şu anlama geliyor. You have been beaten for a while. Yani bir süre dayak yedin demek ki sen.
bunu diyor. You have been beaten. Burada da present perfect passive cümlesi. Bir süre dayak yedin. Sen bir süre dayak yedin. Bir süre kısmı işte for a while. Bir süre. Dayak yedin dediğinden dolayı, dili olduğundan dolayı perfect. Bir süre dediğinden dolayı da orada bir süreç var. Süreçten bahsediliyor. Belli bir süre dayak yedin. Dayak yiyor da olsaydı eğer yine past perfect continuous passive tense ihtiyaç hissedecektik. Ancak bu cümlemiz yoğurlu değil, dayak yedin. Yani yiyordun değil, yedin dediğinden dolayı present perfect passive cümlesi olabiliyor. You have been beaten for a while. Peki ben perfect'i hiç sevmedim hocam. Buraya farklı bir şey kullanamaz mıyım derseniz past simple passive kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani past passive onu kullanabilirsiniz. Yani you were beaten diyebilirsiniz. You were beaten for a while derseniz karşınızdaki bir dakika ya lütfen bak ha. Seninle iletişimsizlik çatışmasını yaşıyoruz. Lütfen şu tense'leri öğren de gel. O şekilde ben seni muhatap alacağım. Çünkü perfect'leri bilmiyorsun ben seni sürekli yanlış anlıyorum. Bu tarz ayaklara yatmayacaktır kimse. İçiniz rahat olsun. Hani perfect'le yapabilirseniz ne âlâ. Yapamazsanız hemen normal temel 3 zamanlara sığınabilirsiniz. Geçmiş zaman işte past simple ve onun diğer türevleri böyle continuous tarzı. Aynı şekilde present simple geniş zaman ve onun türevleri present continuous. Bunlarla kendinizi çok rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz. İlla böyle hani ben 15 yıldır İngilizce öğreniyorum ya da öğrenmekteyim diyebilmek için hani present perfect continuous tense'e ihtiyaç hissediyorsunuz ya. And I have been learning English for 15 years demeniz gerekiyor. Ancak siz bu cümleyi I am learning English for 15 years derseniz karşınızdaki hayır ben seni anlamadım demeyecektir. Tam tersi bir ihtimal ana dili İngilizce olan bireyler kendilerini ifade ederken perfect tense'lerle pek fazla yormazlar. Basit tense'leri kullanır geçerler. Yani sözün özü arkadaşlar toparlamak gerekirse bahsetmek istediğiniz olay çok basit bir yapıya sahipse yani basit bir olaydan bahsediyorsa ya geçmiştedir ya gelecektedir ya da şu andadır böyle çok basit bir tane bir olaydan bahsetmek istiyorsa hemen simple tense'lere geçiş yapabilirsiniz. Ancak İşin içerisinde belli bir süreçleri barındırıyorsa orada hemen devreye İngilizce'de perfect tense'ler geri veriyor. Evet, konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bunlar. Kendi düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Derslerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Yorum yapıp abone olursanız bu daha da makbule geçecektir. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.